Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar sizlerleyiz arkadaşlar. Yaklaşık 3 aydan beri video çekmiyoruz. Onun da sebebi arkadaşlar işte üzüm hasadından sonra bir ay falan bir boşluğumuz vardı. Herhangi bir işimiz olmadı. Sonrasında zeytin hasadına başladık. Zeytin hasadında bugün 34. günümüz. Ki çok yoğun geçiyor arkadaşlar. Yani bir türlü bir fırsat bulup videoya giremedik. Bugün itibariyle bir 5-6 günlük falan bir işimiz kaldı. Ama yarın bir yağmur geliyor. Yine toplamda işte 3-4 gün yağmur da sayarsak bitirmemiz bir 10 günü falan bulabilir. Hayırlısıyla bitirelim de 10 gün 15 gün. Çok da bir şey değil, bizim için bir zaman değil. Dediğim gibi bugün 34 gün oldu. Ki bu 34 gün zeytin hasadına geldiğimiz sağlam gün sayısı arkadaşlar. Yine bir 8-10 gün arada boşluğumuz oldu. Yani başlayalım 45-50 gün civarında oldu. Şimdi videoya arkadaşlar bu zeytinliğimde girdim. Burası yaklaşık 20 dönümlük bir arazimiz. İçinde şöyle bizim işte 200 ağaç, kilisi yerli zeytine dediğimiz zeytinimiz var. Neden burada girdim? Şimdi burası ile ilgili arkadaşlar bu sene bir de gelir gider videosu çekeceğim. Yani buraya ne harcadık, ne kazandık, ne kadar yağımız geldi. Onunla ilgili de bir video çekeceğim. Onun için burada girip bu ağaçların size tutmuş halini göstermek istedim ki hani önden bir ön fikir olsun diye sizlere. Onun için videoya burada girdim ki devamını büyük ihtimalle bir trilya, yani gemlik cinsi bir zeytinim kaldı en son. Onda yapacağım arkadaşlar bu videonun devamını. Şimdi arkadaşlar şundan da bahsedeyim sizlere, bu yılki yağ fiyatlarından da bahsedeyim. Yağ fiyatları arkadaşlar şu anda 50 liraya kadar, işte 40 lira 50 lira arasında satışları var. Perakende olarak. Tabi toptan olarak bu 35, 38, 39 liralara kadar düşüyor. Ki zeytininizin asit oranına göre değişiyor bu fiyat. Biraz da hastayım arkadaşlar, kusuruma bakmayın, böyle sesim sıkıntılı geliyor. Şimdi bu fiyat arkadaşlar bizim için bir fiyat değil. Ama alıp yiyene bunu Allah yardım etsin. Alıp yemez çok zor. Bizim için nasıl bir fiyat değil? Biz arkadaşlar mazotu 10,5 liraya alıyoruz bildiğiniz üzere. Gübre zaten 14-15 bin liraları buldu. Şöyle bir avantajımız var bizim. Hani enflasyona ayak uyduruyoruz biz. Yani cebimize para girişi çoğalıyor. Artı çıkışı da çoğalıyor. Bizim için fazla bir şey değişmiyor ama tüketici için bu fiyatlar çok büyük fiyatlar. Ben isterdim ki zeytinyağı 20 lira olsun. Hani mazot 5 lira olsun. Atıyorum gübrenin tonu 2000 lira olsun ki ben o zaman daha çok para kazanırdım bu işten. Şu anda dediğim gibi sadece cebimde bir para trafiği var. Çok giriyor, çok çıkıyor. Öyle düşünün. Ama alıp yiyene de Allah yardım etsin arkadaşlar, kolay değil. 50 liraya bugün 1 litre 1 kilogram zeytinyağını alıp tüketmesi kolay değil. Normal bir aile 2 teneke zeytinyağı yer. O da 1500 lira civarlarını bulur arkadaşlar. Bu kolay değil dediğim gibi. Şimdi arkadaşlar şu ağaçlarımızın tutumunu size bir gösterip akabinden de tekrar devam edelim. Şöyle bir ışığı arkamıza alsak, bugün de hava bulutlu. Işığı şöyle bir arkamıza alalım. Şimdi bu bizim arkadaşlar yerli kilis cinsi zeytinimiz. Kendisi zeytinin ana ağacıdır arkadaşlar. Kilis de zaten biliyor musunuz bilmiyorum ama zeytinin ana vatanı. Hani Türkiye'de pek bu bilinmese de zeytinin ana vatanı kilis. Bu bizim dediğim gibi yağlık zeytinimiz. Fazla büyük olmaz arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Küçüklü büyüklü olur. Daha önce de bahsetmiştim. Yani içinde sofralık olan da olur nadiren. Karabiber kadar olan da olur. Nohut kadar olan da olur. Bu değişir ama yağ verimi arkadaşlar %30'dan başlar. En az %30'dan başlar ki bu yıl kurak bir yıl arkadaşlar, biliyorsunuz. Yine de %30-%33 civarlarında yağ alıyoruz. Yılın iyi olduğu, böyle yağışların iyi olduğu dönemlerde bu %35'leri rahat bulur arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz altına dökülmüş. Bu altına dökülenleri süpürerek alıyoruz. Sonra da suda yıkıyoruz arkadaşlar. Suya zaten koyunca zeytin üzerine çıkıyor. Suyun yüzüne çıkıyor. Görüyorsunuz ağacımızın meyve tutumu çok güzel. Hiçbir şekilde arkadaşlar gübre ya da ilaç yok. Dediğim gibi zaten biliyorsunuz, izleyen arkadaşlarımız, takip eden arkadaşlarımız bilir. Ben organik zeytinyağı bilgisiyim. %100 organik yapıyorum zeytinciliğimi.
Şu arkadaşlar geçen yıl tutmayan bir ağacımız, şey pardon, geçen yıl tutan, bu yıl tutmayan bir ağacımız. Gördüğünüz gibi altında çok az zeytin var. Bu önümüzdeki yıl tutacak. Şu da aynı keza öyle. Geçen yıl zeytin veren bir ağacımız. Şu da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi budam şeklimiz. Bu budam şeklimiz arkadaşlar yoruma kapalı. Kilis zeytini ile ilgili bilenler de konuşuyor, bilmeyenler de konuşuyor budamı ile ilgili. Onun için dedim ya, bunu gemlikle kıyaslamayın. Bu ağacın budam şekli bu şekildedir arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi kocaman bir ağaç. Ağaçlar bu arada 20 yaşında arkadaşlar. Tam 2001 yılında ektim, 20 yaşında. Şu yine üzerinde zeytin olan bir ağacımız. Burası bugün 9. günümüz burada arkadaşlar. İşte bir günlük işimiz kaldı. Bu ağaçlar kaldı yani buradan gördüğünüz. 10. günde 200 ağacı, yani 200 ağacı hasadını yapmamız 10 gün sürüyor. Yani günde 20 ağaç, işte 18 ağaç tutumuna göre bir zeytin hasadı yapıyoruz. Bu da gördüğünüz gibi yine çok güzel bir tutmuş ağacımız. Burası bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi bundan sonra videomuza gemlik trilyacın çeşidimiz ile devam edeceğiz. Onunla ilgili de sizlere bilgi vereceğim nacizane. Şöyle göstereyim işte. Şu arkadan başlıyor arkadaşlar zeytinliğimiz. Şurada yol var. Yola kadar devam ediyor. 5 sıra. Çok güzel bir zeytinlik arkadaşlar. Burada dediğim gibi kazanç gelir gider videosuna devam edeceğim. Onun için burada girdim. Onun sebebi de buradaki zeytinlerimizin tam kapasite tutmuş olması arkadaşlar. Yani maşallah çok güzel zeytin aldık buradan. Aynı keza yağı da aynı şekilde. Görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Yani ağacımızın tutum şeklini görüyorsunuz. Yani maşallah çok güzel burası. Şimdilik bu arazimizden sizlere aktaracağımız bu kadar arkadaşlar. Gemlik çeşidimizde yine devam edelim. Evet arkadaşlar, tekrardan merhaba. Şimdi ilk kayda girdiğimizin üzerinden yaklaşık bir 15 gün geçti arkadaşlar. Tabii bir hafta falan bir yağış oldu. Hasat yapamadık. Çamurdan kaynaklı bugün 3. günümüz. Yani ilk kayıttan sonraki yağan yağmurdan sonraki 3. günümüz hasatta. Toplamda 38-39 gün falan oldu bugün arkadaşlar. Sabahında daha saat 8 civarı, şu anda görüyorsunuz güneş yeni doğuyor. Soğuktan da halen daha böyle konuşamıyorum arkadaşlar. Şu düşen kırağı da görüyorsunuz. Artık böyle 2 günden beri böyle bu şartlarda hasadı yapıyoruz ki bundan sonra da büyük ihtimalle böyle gidecek bayağı bir süre. Çünkü şu anda karakış dediğimiz evrenin tam ortasındayız. Şu anda gemlik cinsi bir bahçenin içindeyiz arkadaşlar. Benim iki parça gemliğim var. Birisi 650 ağaç, bu da 225 ağaç. O 650 ağaç olanı önce aldım. Yani ilk zeytine oradan başladım. Kasım'ın 3'ünde ilk oradan başladım. Bunu da en sona bıraktım arkadaşlar. Bakalım şöyle çevirelim bir kamerayı, siz de bir tutumunu size de bir göstereyim. Bu yıl arkadaşlar burası çok iyi bir tutum sergilemedi. Geçen yıl iyiydi. İşte bu yıl da böyle seyrek. Bazı ağaçlarımızda hiç yok. Bazıları nispeten iyi. Ama yani çok şükür ben bunu da beklemiyordum işin açıkçası. Şöyle göstereyim size. Ben bunu da beklemiyordum bu yıl için buradan. Yine dediğim gibi güzel tuttu yani. Yok olmasına rağmen beni tatmin ediyor, öyle söyleyeyim size. Burası Suriye sınırı arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz bizim askerlerimizin nöbet beklediği alan. Şu da duvar arkadaşlar, Suriye'nin duvarı. Nusaybin'den beri 700 kilometre falan, yanılmıyorsam eğer yanlış hatırlamıyorsam, bu duvardan var. Suriye ile bizim aramızda tavşan. Hayvanı rahatsız ettik sabah sabah, sıcak yerinden ettik soğukta. Tavşan kaçtı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kırağı, aynı zamanda arkadaşlar bu kırağı demek doğal azot gübresi demek. Onunla ilgili de size bir video yapacağım.
Bu havada asılı halde duran azot arkadaşlar bu kırağı sayesinde toprağınıza iniyor. Zemheri sürümünden hep sizlere bahsettim. Şunu da şöyle göstereyim size. Yani bazı ağaçlarımız çok güzel maşallah. Bazıları da işte kötünün iyisi. Yine aynı keza bu da aynı şekilde. Bakın bu dalda yok. Yani bu dalında yok arkadaşlar. Şu dalı çok iyi tutmuş. Geçen yıl ben buraya derin budama yaptım. Çünkü ağaçlar şöyle uçlarında falan kurumalar, iç taraflarında kurumalar olmuştu arkadaşlar. Onun için derin budama yaptık. Bu yıl da şöyle hafif bir aralayacağız yine. Şu görmüş olduğunuz gibi. Bu geçen yıl tutmayan bir ağacımız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üzerinde bir yaklaşık 40-50 kilogram kadar zeytin var. Şu da aynı şekilde. Bu da geçen yıl tutmayan bir ağacımız. Yine onun üstündeki de aynı şekilde. Burada var bakın. O da tutmamış. Bu 3, 4. Şurada yine var bir ağaç. Şimdi ilk geldik. Bugün başladık arkadaşlar. Şurada. Bugün yarı oluyor. Burası hemen hemen işte 3 günlük falan totalde bir işimiz kaldı. Bu 3 günü de hayırlısıyla şöyle sağ salim atlatabilirsek inşallah. Ondan sonra ayağımızı uzatırız. Yağmurun tadını çıkarız. Bakın buralar biraz seyrek arkadaşlar. Şöyle ucularında falan az zeytin var.
Bir çuvala var mı Babdo abi? Yala. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam.
de istedik arkadaşlar ailesiyle. Bir günlük işimiz kaldı. Yarın burada bir 50 ağacımız kaldı. Onu da bitirince bu yıl keseğitin hasat sürecini bitirmiş oluyoruz inşallah Allah'ın izniyle. Yarın bir ondan da kurtulursak çok güzel olur bizim için. İşte bunun gibi 20 torba, yani 20 çuval bugün topladık arkadaşlar. Yani 20 çuval da azımsanmayacak bir miktar. Videomuzdan da bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Tamam mı? Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.